Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم Kur'an önderimdir. Kur'an rehberimdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem önderimdir. Deyip de onun ahlakıyla ahlaklanan ve sünnetten ayrılmadan yoluna devam eden, hayatını idam ettiren aziz cemaat, muhterem müminler, Rabbimiz buyuruyor ki, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Peygamber'in yolundan, Allah'ın emrinden ayrılmadan bir hayat çizgisiyle hayatını devam ettirirse, işte onlar Allah-u Teala'nın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih kimselerle haşrolunur, onlarla beraberdirler. Ve hasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştır. Arkadaşınızı dünyada seçin aziz cemaat. Kiminle beraber olmak istiyorsunuz? Kimin peşinden, kimin yolundan gidiyorsanız ki onunla beraber olursunuz ahirette. Açıkça Kur'an'da Rabbimiz beyan etti bize. Peygamber'e ve Allah'a itaat edenler, onun yolundan gidenler, inşallah sizler, Peygamber'le beraber olacaksınız cennette. Doğrular, sıddıklarla, şehitlerle beraber, salihlerle birlikte olacaksınız cennette. Onlar ne güzel arkadaştır. Rabbim nasip eylesin onlarla olmayı cennette hepimize. Aziz cemaat, muhterem müminler, eşya alırsınız zaman zaman, lazımdır evinize, mutfağınıza veya iş yerinize, makinedir, teçhizattır. Alıyorsunuz değil mi bunları? Aldınız da kurdunuz, koydunuz yere, yerine. Bakarsınız nasıl çalışacak bu, hangi düğme, nasıl bağlanacak? Bir düşünürsünüz, ya bunun kullanma kılavuzu var, bakayım rehberine dersiniz. Bazen anlarsınız, bazen anlayamazsınız. Anladım zannedersiniz. Basarsınız düğmeye, meğer ki yeşil düğmeyi gösterirken siz kırmızıya basmışsınız, yakarsınız makinayı. En iyisi, en doğrusu, en uygunu nedir? Servis çağırırsınız, bu işi bilen adam. Bu işi bilen kişiyi çağırırsınız, o gösterir size. Ey Muhammed ümmeti,
Ey şu güzel caminin güzel cemaati, Allahu Teala'nın misafirleri. Allah bize dünyada yaşarken kılavuz, rehber diye Kur'an'ı göndermiş. Ama nasıl yaşayacağım, nasıl uygulayacağım derken, evet, onun uygulaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş bize ibadetlerimi nasıl yapacağımı, imanımı, itikadımı nelerden koruyacağım, nasıl inanacağım. Efendimiz bildirmiş bize. Çarşıda pazarda alışverişimi, iş hayatımı, evdeki hane reisliğimi, Resulullah onda sizde, sizin için örnekler vardır diye buyurmuş Rabbimiz ayeti kerimede. Onun için Kur'an bana yeter diyenler kafayı karıştırmasın. Yanlış yapıyorsunuz. Resulullah olmadan, sünnet olmadan Muhammed Mustafa, onun ahlakı benimsenip öğrenilmeden yola devam edemezsiniz. O öğretti bize anneye babaya itaatı. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, merhameti, şefkati. Hastaları ziyaret et dedi, o etti. Fakire fukaraya, muhtaçlara yardım et dedi. O öğretti bana, rehberimdir, önderimdir benim o. Onun için ben kılavuzumu, evet, Kur'an benim kılavuzumdur ama onun nasıl yaşanacağı onsuz olmaz. Muhammedsiz hayat olmaz, sünnetsiz hayat olmaz. Kur'an bize yeter diyenlere, evet, yolunuzu şaşırıyorsunuz siz demek gerekir. Yanlış yapıyorsunuz. Öyleyse peygamber göndermesine gerek yoktu Allahu Teala'nın. Gerek vardı ki Resulullah'ı, son nebi Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Onu, onun ahlakını örnek alalım diye. Onun gibi yaşayalım diye. Yolundan ayırmasın Rabbim. Sünnetten ayırmasın bizleri. İnşallah. Ve aziz cemaat, muhterem müminler. Rabbimiz zaten öyle buyurmuyor mu? Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Örnek vardır. O mürebbidir. O aile reisidir. O devlet reisidir. O orduya komutandır. Hep örneklerini göstermiş. O çarşıya pazara çıkmıştır. Alışveriş yapmıştır. Hep bize tavsiye etmiş. Bu yolları göstermiş. Ve demiş ki veda hutbesinde Efendimiz sözlerinde, ey müminler, ey Müslümanlar, size iki şey bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldıkça sapıtmazsınız, saptırılmazsınız, dalalete düşmezsiniz. O iki şeyden birisi Kur'an, diğeri benim sünnetimdir. Yolunuz peygamber yolu olsun. İstikametiniz sünnet üzere olsun. Ve örneğiniz, rehberimiz Kur'an ve Muhammed Mustafa olsun ve bu yolda daim olun inşallah. Aziz cemaat, muhterem müminler, bugün geçenlerde Cumhuriyet'teydi galiba bir, evet, cami açılışı vardı. İsmi de Abdülhamid Han. İkinci Abdülhamid Han Camii. Baktım da bugün böyle birkaç yere Fransa'nın başbakanı o caminin gölgesinde karşılanıyor, protokol orada. İki minare böyle görkemli. İşte yurt dışında böyle çeşitli ülkelerde Diyanet Vakfımız aracıyla yapılan camilerimiz birçok. Diyanet Vakfı derken yani sizin camileriniz. Sizin yaptığınız camiler. İşte bugün de yurt dışında yapılan, inşaatı devam eden camilerimize, Diyanet Vakfı aracılığıyla yapılacak camilerimize yardım, genel merkeze, Ankara'ya yardım toplanacak bütün camilerimizden Rabbim kabul eylesin inşallah.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النزام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام